dizi de diyor kazanamıyor. Dengesizlik olunca her şey alt üst olunca akaryakıt fiyatları, girdim maliyetleri. Evet, peki kolay gelsin. Hadi. Kolay gelsin. İyi işler. Hayırlı işler olsun. İyi misiniz? Nasıl işlerimiz? İyi miyiz? Bir defa bir belediye tanışıyorum. Öyle mi? Ben kendim yurt dışından geldiğim için. İki başkan. Nereden geldin? İşte bak iki başkan. Bir arada. Almanya'dan geldim. Hoş geldin. Hangi kentten geldin? Stuttgart'tan. Stuttgart'tan geldin. Evet. Çok selam söyle oradaki hemşehrilerimize. Sen iyi misin? Yaşıyor musun? Harika. Ne yapıyorsun? Ne bildin? İşte bir daha. Nereden geldin? Sarılar. Sarılar. Kızılköy. İyi. Kar var mı? Yok şu an. Yok. Ama bugün yağmurlu. Çok soğuk. Soğuk değil mi? Çok soğuk. Orası şimdi kapalı. Sizler iyisiniz. İyiyim, teşekkür ederim. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Selam söyle. Selam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. Çok sağ olun. Mis gibi kokuyor, misler gibi. Teşekkür ederim. Yok sağ ol. Sağ ol. Keşke vaktimiz olsa. Kahveye de zam geldi değil mi? Çok. Biraz. Evet. Bayağı. Kahveye de bayağı zam geldi. Merhaba. Merhaba Ustam. Kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Döner var. Diğer bütün çeşitleri var. İkram edelim. Yok çok teşekkür ederim. Vallahi. Öğlen yememizi yedik. Her şey tamam. Sağ ol. Sağ ol. Bir başka zaman alacağımız olsun. Her zaman. İyi misiniz Çömer? Elinize sağlık. Siz de iyi misiniz? Çok şükür. Hayırlı işler olsun. Hadi kolay gelsin. Sağ olun başkanım. Merhabalar. Nasıl işleriniz? Merhabalar. Alışveriş edenlere de bereketli olsun. Bizi gördüğünüzde çok seviniyoruz başkanım. Elimiz boş kalmasın başkanım. Ederim, siz büyüksünüz. Bizim için her zaman idealsiniz başkanım. Sağ ol. Allah razı olsun. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Nasıl işlerimiz iyi mi? Şükürler olsun. Her şey çok yolunda başkanım. Siz varken her şey yolunda başkanım. Hayat bu halinden şikayet var. Öyle mi? Nasıl keyifler? İyi miyiz? Çok şükür. İdare etmeye çalışıyorsunuz. Başkanım sağ olun. Sizler nasılsınız? Neşet Başkan'la geziyoruz. Esnaf. Hoş geldiniz. Esnaf ne yapıyor? Esnaf çok durgun ya. Çok durgun, aşırı durgun. Yani iş yok, bir şey yok. Evet. Hem satıcı için zor. Hem de satıcı için. Hem de satıcı için, hem de üretici için. Gerçekten öyle çok zor yani. Çok zor. Kesinlikle oturmayacağız. Öyle oturmayacağız. Hayat var. Biraz pahalı tabii. Bir şey alamıyorum. Çok kötü bu anlamda. Yok. İnşallah aşılacak bu gün. İnşallah. Diyelim. Var mı bize söyleyeceğiniz bir şey? Kendinize iyi bakın. Hayır işler. Allah'a ısmarladık. Salat mı? Evet. Açamadın mı? Açtı açtı da. Hazır değil mi? Evet hazır. Hadi bakalım. Ekmek yemem buz ya. Valla. Ekmek daha ucuz. Buz daha ucuz. Şimdi bak öyle bir enteresan ki hani burası tarım bölgesi. Hepimizin biraz tarımla ilgisi var. Evet. Üretici tarafı da sorunlu. Mazot diyor oldu 23 lira. 23 lira yahu 23 lira. Domates kaç lira? Domates 13 lira. Salkım da 15 lira. İstanbul'da bir arkadaş aradı 35 liraya aldım diyor domatesi. Oraya gider mi? Daha felaket yani. Oralar şimdi nakliye aldı. Patlıcan kötü. 30 lira. Salatalık 23 lira yani. Hayırlı işler olsun. Vallahi alıyor musunuz? Satıyor musunuz? Ortamda da kırmızının işine sokmayın. Yani başka ekmeğe zor buluyor millet. Nazar altın alsın, hediye alsın. Hem şey olmasın. Teşekkür ederim. Ne güzellik. Bu ne güzellik. Teşekkür ederim. Merhabalar. Kırmızının işi zor dedim az önce. Bir kırmızıya aradık. Millet. Bu hayat pahalılığında altın falan herhalde aklına gelmiyordu değil mi? Sakinlik var valla başkanım yani şu olanlara bir el atsanız. Yani bizim belediye olarak el atmamızdan ziyade hükümet olup hükümet olarak el atmamız inşallah. Yani biz hükümet olarak görüyoruz. Köyünün parası olarak görüyoruz. İnşallah, inşallah. Hayırlı işler. Teşekkür ederim başkanım, hoş geldiniz. Merhaba hacı, kolay gelsin. İyi miyiz? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hoş geldiniz.
Nasılsınız? Gel abi. Ya bir şey isteriz. Daha yakından gördüm, yeni gördüm. Merhaba. Hoş geldiniz. İyi misiniz? Çok şükür. Televizyonda izliyorum, bakıyorum. İyi yapıyorsun. İyi yapıyorsun. Merhaba. Bir kez daha gördüm, Allah'ım başlasın. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Kardeşler. Merhabalar. Kardeşler. Kardeşler. Mersin'in mimarı Vahap Seçer Başkanımız, Mezitli'nin mimarı Sayın Neşet Tarhan Başkanımız, aramızda hoş geldiniz diyorum. Sayın İlçe Başkanımız Ahmet Tuncer, Nefretli'nin aramızda hoş geldiniz diyoruz. Mezitli'nin bu bölgenin başkanı Neşet Başkan'la beraber ben de bütün bir Mersin'in başkanı olarak sizlerle beraber olmaktan çok keyifliyim. Bizler için Tarsus Çamlıya'yla Mut Anamur, Mersin'in dört bir tarafı bizim için eşit. Bizim burada vazifemiz, elimizi vicdanımıza koyacağız, hizmeti adaletli bir şekilde dağıtacağız. Eşit bir şekilde değil, adaletli bir şekilde. Hizmete susamış, ihmal edilmiş, hizmet bekleyen yerlere pozitif ayrımcılık yapacağız. Kadınlara da öyle. Kadınlara da pozitif ayrımcılık yapacağız. Çocuklara da öyle. Çocuklara da pozitif ayrımcılık. Tüm dezavantajlı grupları, engelli yurttaşlarımızı, onlara da pozitif ayrımcılık yapacağız. Yaşanmış büyüklerimize, ninelerimize, dedelerimize, rahatsızlıkları bulunan, evinde bakanı kimsesi olmayan, kapısını çalmayan insanlara biz pozitif ayrımcılık yapacağız. Belediyecilik huzurlarımız. Bizim kitabımızda belediye eşittir insan yazıyor, insan. İnsan, önce insan. Onların refahı, onların huzuru, onların güveni. Ondan sonra hizmeti yaparız. Buraya insanlar gelmiş. Daha iyi bir yaşam koşullarında yaşamak için. Daha güvenli, daha müreffeh bir kente yaşamak için gelmiş. Mersin böyle büyümüş. Her renk var. Bir renk cümbüş. Bir çiçek bahçesi Mersin. Her çeşit çiçek var. Ama bütün bu çeşitlilik Mersin'e Allah nazardan saklasın. Çok güzel bir hava vermiş. Barış havası, huzur havası, kardeşlik havası. Mersin deyince Türkiye'de huzur akla geliyor. Artık kardeşlik akla geliyor. Refah kenti Mersin. Gelişen kent Mersin. Büyüyen kent Mersin geliyor. Herkes Mersin'i takip ediyor. Türkiye Mersin'i takip ediyor. Bölge de Mersin'i takip ediyor. Demek ki bakın, bir olunca, birlik olunca, huzur olunca, barış olunca her şey bir bereketli oluyor. Daha bereketli oluyor. Biz zengin bir kentiz. Az önce söyledim. Çalışan, üreten, kazanan. Ankara'ya da yüksek vergi ödeyen bir kentiz. Oradan da o vergilerden de bize kaynak geliyor. Mezitli Belediye Başkanı'na da geliyor, Büyükşehir Belediye Başkanı'na da. Bütün belediye başkanları. Biz o parayı bir emanet olarak çalmadan, çaldırmadan, burası önemli, İsraf etmeden sizlerin hizmetine harcar isek bu kent iyi olur. Bunu belediye başkanımız olarak söylüyorum. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak söylüyorum. Türkiye duysun. Çalmadan, çaldırmadan, israf etmeden halkın hizmetine sunarsak bu şehirler iyi olur. Örneğini mi istiyorsunuz? İşte Mezitli Belediyesi. İşte Mezitli.
Örneğini mi istiyorsunuz? İşte Büyükşehir Belediyesi. Mersin. Çok daha iyi yerlere geleceğiz. Sürekli Mersin'i düşünüyoruz, Mersin'i yaşıyoruz. Mezitli'de hem ilçe belediyemizin hem bizim rutin çalışmaları var, projeleri var. Mezitli Belediye'mize ait olan sorumluluk alanları var, görev alanları var. Layıkıyla yapılıyor. Layıkıyla yapılıyor. Eminim kutluyorum. Sayın Başkan'ı da kutluyorum. Tüm ekibini kutluyorum. Mezitli Belediye'sinde çalışan tüm arkadaşlarımızı, herkesin emeğine sağlık. Mersin Büyükşehir Belediyesi de sadece Mezitli'de de değil elbette. Tüm ilçelerimizde var gücümüzle çalışıyoruz. 24 saat çalışıyoruz. Mezitli çok hızlı büyüyor. Nüfusu hızla artan ilçelerimizin başında geliyor. Çok da rağbet var. Neden? Mezitli huzurlu bir kent. Daha modern, daha güzel planlanan bir kent. Çünkü iyi bir belediyesi var. Ve buraya doğru bir rağbet var. Özellikle Tece'de muazzam bir yapılaşma var. İmar planları bitti. Hem ilçe belediyesinin gayretleri hem de Büyükşehir Belediyesi'nin gayretleriyle önemli bir kısmını bitirdik. Son etap kaldı. Onun da 1/5 binlik çalışmaları, yani bize ait olan çalışmaları bitirdik. Yeni bitti onlar da. İlçe belediyesi de uygulama planlarını yapacak. Artık Mezitli'de plansız hiçbir yer kalmayacak. Bu önemli, bu değerli. Bunun kıymetini bilmek lazım. Artık planlı bir kent olarak büyüyecek Mezitli. Mezitli'nin şu anda en büyük gözle görülür yapısal sorunlarının başında içme suyu şebekeniz geliyor. Biz bütün çalışmaları bitirdik. Projeler tamamlandı. Yaklaşık 250 milyon lira civarında bir kredinin de bütün işlemlerini tamamladım. Bu Avrupa'dan bize sağlanan bir kredi. İçme suyu şebekesinin tamamını değiştireceğiz Mezitli'nin. En son aldığımız bilgi, Mezitli içme suyu şebekesinin yapım işi ihalesi Nisan ayı içerisinde gerçekleşti. Ve kısa sürede bunun yapımına başlayacağız. Bunu niye detaylandırarak anlattım? Burada bazı yollardan, güzergahlardan şikayet edebilirsiniz. Yarın biz içme suyu şebekesi yapımına başlarız. Yeni yaptığımız yolları tekrar kırmak zorunda kalmayalım diye bekliyoruz. Haklı olarak bir caddeyi yaptık. 3 ay sonra girdik içme suyu şebekesi için. Caddeyi tekrar bozarsak vatandaş bize tepki gösterir. Haklı olarak tepki gösterir. Burada anlayışınızı bekliyoruz. Bir kaynak israfı olsun istemiyoruz. Biz de bazı yolların bozuk olmasından dolayı rahatsızız. Ama tamamen bu nedenlerden dolayı hem Mezitli Belediyesi'ne ait yollar hem Büyükşehir Belediyesi'ne ait yollar biraz gecikmeli olarak, ama size söz veriyorum. Bugüne kadar yapılmış standartların çok çok üzerinde bir kaliteyle standartla yapılacak. 4. çevre yolu kullananınız oldu mu yeni yaptığımız? O standartta yapacağız, söz veriyorum. Şimdi aynı şekilde 3. çevre yolu da 4. çevre yolu gibi o standartta, o genişlikte başlıyoruz. Orası çok bozuk, bir tadilat başlatıyoruz. Aynı şekilde Mezitli'nin tüm yollarını da yapacağız. Şu anda 7 kardeşlerden yeni yol açma çalışmaları başladı. Hukuki olarak altyapısı yapılan tüm yerlerde, bize ait olan caddelerde ve daha sonra da Mezitli'nin caddeleri, sokakları Mezitli Belediye'miz tarafından yapılacak ve buranın trafik akışında rahatlanması sağlanacak. Met
metronun inşaatı başladı. Ben kamuoyunda duyuyorum. Acaba metro inşaatı bir sıkıntı mı yaşıyor? Daha başlamadan bir arıza mı çıktı? Olmuyor mu? Herkes rahat olsun. Biz ne dediysek onu yapan insanlarız. Biz verdiğimiz sözü yerine getiririz. Metronun temelini attık. Mezitli Belediyesi'nin eski binasının önünden başlıyor ilk istasyon. Eski otogara kadar gidiyor. Tren garı, otogar. 13.4 kilometre. Yer altından bu metroyu Mersin halkına en kısa sürede armağan edeceğiz. Hizmet açacağız. Sorunlar yaşamıyor muyuz? Yaşıyoruz. Engellemeler olmuyor mu? Engellemeler olmuyor mu? Olmuyor. Peki olmuyor desem inanır mısınız? Bürokraside imzalar gecikiyor. Biz bir ayrımcılık istemiyoruz. Bize iltimas geçirmesini istemiyoruz. Biz sadece adalet istiyoruz. CHP'li belediyelere adalet istiyoruz. İstediğimiz bundan ibarettir. Eğitime önem veriyoruz. Çocuklarımıza çok önem veriyoruz. Çocuklarınızı, üniversiteye hazırlanan çocuklarınızı dershanemize gönderin, güvenle gönderin. Mersin Toptancı halinde kreşi var. Neden biliyor musunuz? Orada da kadınlar var. Orada çalışan kadınlar var. Çocuklarını bırakacak kimseler yok. Onları da düşüneceğiz. Mescidi de Akdeniz'de yeni mahalledeki kadınlarımızı da düşüneceğiz. Şevket Sümer'dekini de düşüneceğiz. Çayçiler de düşüneceğiz. Tarsus'u'da, Anamur'u'da, Mutlu'da, Çamlıya'yla. Hepsi bizim vatandaşımız. Bu memlekette ayrımcılığı tarihe gömeceğiz. Yerim yeni kat dibine gömeceğiz, dibine. Tece şu anda Mezitli'nin değil Mersin'in en fazla parlayan yıldızı oldu. Artık herkes Tece'den bahsediyor. Elbette burada büyük şehrimizin Mezitli'nin planını çabuk bitirmesinin çok büyük payı var. Diğer ilçelerden önce Mezitli'nin planının bitmesi Mezitli'yi yatırım anlamında, inşaat sektörü anlamında hareketlendirmiştir.